Korkularınız, fobileriniz size ait olmayabilir. Genelde korkularla, fobilerle çalışırken en sevdiğim konulardan bir tanesi de kedi korkusu. Kedi korkusu ile ilgili çalışırken bir danışanım sosyal hayatının tamamıyla kilitlendiğinden bana bahsetti. Çünkü eşiyle birlikte hiçbir yere gidemediğini, açık bir yerde oturamadığını, restoranlarda yemek yemediğini, çay bahçelerine gidemediğini, her an bir kedi çıkarsa oradan bağırarak, zıplayarak kaçmak istediğini, sürekli korku içinde olduğunu, sürekli tedirgin halde sokakta rahat yürüyemediğini ve bu konunun çok rahatsız ettiğini söyledi. Sonra olayın derinine indiğimizde bu danışanın teyzesinin zamanında onunla birlikte yürürken bir korkulu anında kediye karşı verdiği tepkiden bahsetti. Çığlık çığlığa bağırdığını teyzesinin, koşarak gittiğini, kapıları kapadığını, kilitlediğini ve inanılmaz korku içinde olduğu anıyı anlattı. Ve küçük bir çocuk olarak 7 yaşlarında bu senaryoları izleyerek demek ki teyzem böyle reaksiyon veriyorsa korkulacak bir şey vardır. Demek ki kedilerden korkulmalıdır diyerek o programı alarak hayatının geri kalan kısmında da hep kedilerden korktuğunu anlattı. Ve bu kaydı bulduk, dışarı çıkardık ve bir seanstan sonra danışanım kedileri severken onlara yakınlaşmaya başladığı fotoğrafları bana yolladı. Dolayısıyla sizin geçmişinizde de fark etmeden yerleşmiş olan, sizi büyüten kişiler tarafından, size anlatılan hikayeler tarafından, belki de yaşadığınız minik olaylarla yerleşmiş olan fobileriniz, korkularınız varsa hala onların ceremesini çekiyor olabilirsiniz. Belki küçük dokunuşlarla bunlardan kurtulabilirsiniz. Çünkü hayatınızın kalitesini bu kadar düşürmeye değmez. Belki başkasının yaşadığı üç harflerden korku, mezarlıktan korku, anlatılan hikayelerden korku, karabasandan korku, yani size verilmiş olan birisinin korkularını ödünç almış olabilirsiniz ve bilinçaltınız onu ödünç almış gibi hissetmiyordur. Sanki siz hala yaşıyormuşsunuz gibi size hissettiriyordur. Ve bundan dolayı da yaşam kaliteniz çok düşüyor olabilir. Ufak dokunuşlarla bunlar düzeltilebilir ve bunu hak ediyorsunuz. Sevgiler.